Eyvah! 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 Erdoğan'a uzara hele kırılsın! Erdoğan'a uzara hele kırılsın! Erdoğan'a uzara hele kırılsın! Erdoğan'a uzara! Bilindiği üzere defsanelerin dönüşümü süreciyle başlayıp 17 Aralık'ta gerçekleştiren operasyonla zirve yapan Cemaat AK Parti tartışması gün geçtikçe daha da derinleşmektedir. Gelişmeler başbakan üzerinden Türkiye'yi hedef alan küresel operasyona bütün çıplaklığıyla ortaya çıkarmıştır. Aynı süreçte Türkiye'nin yakın ve uzak geleceğini kuşatmaya hedefleyen küresel operasyon bilerek destek verenleriyle eylem ve tutumlarıyla destek olduklarını göremeyenler de millet nezdinde netleşmeye başlamıştır. Hainler devlet şerefine sızarak devlet içinde devlet olmaya çalışmakta paralel devlet kurma niyetiyle hareket ederken üzgün irademizle seçilen insanlara karşı darbe girişiminde bulunmaktadırlar. Bugün tüm İslam dünyası zulüm ve baskı altındadır. Mısır'da darbeci firavunlar, Suriye'de zalim Esad, Bangladeş'te Abu Kadir Molla'yı şehit eden zalimler, Arakan'da Müslümanları yakan Budistler ve Gazze'de çocukları katleden terörist devlet İsrail zulümlerine devam etmektedir. Yeah.
Putin sürecine girilen bir dönemde pişirilerek önümüze konulması tesadüf bir olay değildir. Yürütülen operasyonlarda sorgulanan şahıslara savcılar ve polisler tarafından ısrarla başbakanın aile fertleriyle ilgili sorular sorulması aslında operasyonun tek gayesinin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu göstermektedir. Yaşanan bu kavga insanlığın kurulması ya da yolsuzluk üzerine girme mücadelesinin ötesine geçmiştir. Doğrudan Tayyip Erdoğan'a hedef alan sistematik bir kampanyaya dönüşmüştür. Acaba bu kirli ittifakı hayalet olanlar, hayalet kurumlarıyla kimleri sürdürüp, kimleri tedirgin edildiğini biliyorlar mı? Bal bayrağı ve 28 Şubat darbecilerin tahliye ederken, devletlerini sokağa dökmek için hukuku çiğnediğinizi ve bu millet bilmiyor mu sanıyorsunuz? 28 Şubat mimarı çevik bizi salıverin. 28 Şubat mimarı çevik bizi salıverin. Bu darbenin mağduru Nilza Beyoğlu'nda içeride tutan zihniyet durdu tutan zihniyet. Haber alanları serbest bırakıp BDP'li vekilleri içeride tutmaya devam eden zihniyet, 17 Aralık operasyonunu yöneten zihniyet değil midir? Şunu iyi biliyoruz ki, bu sel cephesi çok yakın zamanda yapacakları operasyon, gözaltı ve suikastlerle, özellikle Güneydoğu halkını galaya getirmeye çalışacaklardır. Siz olun, asla bu oyuna gelmeyin. Bu kavga artık İslam düşmanlarıyla ümmet-i Muhammed'in kavgası haline gelmiştir. Biz de halk olarak, vicdan ve ahlak sahibi olarak çetelerin ve İsrail uşaklarının bu oyunu bozarak bu tezgahı sandığa gömmeye geldik. Türlü oyunu bozmaya geldik. Türlü oyunu bozmaya geldik. Türlü oyunu bozmaya geldik. Yanı başımızda yüz binlerce Müslümanın kanını akıttığı bu coğrafyada bütün zulüm ve insanlık dışı olaylara sesini çıkarmayıp sadece dershane meselesi nedeniyle darbeye kalkışanlar İslam darbeliğine zarar verdikleri gibi ABD ve İsrail'e de hizmet ettiklerinin farkında değiller mi? Bu oyunu bilerek veya bilmeyerek alet olmuş bütün vatandaşlarımızın bir an evvel batıldan ayrılarak Hakdoğan'ın tuşuna hareket etmesini buradan temenni ediyoruz. Bir daha ifade ediyoruz. Yapılanlar sadece halkın iradesini hedef alan küresel bir komplo ABD ve İsrail oyunudur. Çetelerin birbirimizi ve beraberliğimizi bozmalarına izin verme. Allah'ım bütün Müslüman alemini Yahudilerin kötülüklerinden koru. Allah'ım mazlumun yanında ol. Zalide fırsat verme. Allah'ım sen bu halkı layıkıyla yönetecek liderleri koru. Azgınların ve azgınlıkta birbirine yarışanları şerrinden sana sığınıyoruz. Bizi muhafaza et. Amin. Çok teşekkür ediyoruz. Allah